Türk Millet Meclisi 4. devresinin 2. toplanma yılını açıyorum. Yüce milletimizin değerli vekillerini saygı ve sevgiyle selamlarım. Aziz arkadaşlarım, beynelmilel siyasi ve iktisadi buhranlardan beşeriyetin duymakta olduğu sıkıntı ve acı devam etmektedir. Siyasi buhranın mahiyeti silahları bırakma konferansının müşküllerinde hulasa olarak müşahede edilebilir. Cadi buhran ise milletler arasında mübadelenin azalması ve daralması şeklinde sahanasını genişletmiş ve nüfusunu arttırmıştır. Bizim kanaatimizce beynelmilel siyasi inkişafı için ilk ve en mühim şart milletlerin hiç olmazsa sulhu muhafaza fikrinde samimi olarak birleşmesidir. Biz iktisadi genişliğin temelini de ancak her milletin refahla yaşamaya ve ilerlemeye hakkı olduğunu kabul eden bir zihniyetle bütün milletlerin birlikte çalışmaları yolunun bulunmasında görüyoruz. Muhterem milletvekilleri, bütün milletlerin güçlükle yüz germeye uğraştığı zorluklar içinde milletimiz büyük canlılık, hükümetimiz yüksek isabet göstermektedir. Komşularımızla ve bütün milletlerle münasebetlerimiz ciddi, samimi, sulh ve emniyet yüküne müstenit olarak inkişaf etmektedir. Dostlar arasında dürüst bir vaziyetin muhafazası bizim daima çok ehemmiyet verdiğimiz bir esastır. Eylemliler iktisat güçlüklerine karşı halin icabına göre müdafaa, muazene, inkişaf tedbirlerini almaktayız. Karşısında bulunduğumuz her imkanı genişlik ve kolaylık yolunda tatbik etmeye çalışıyoruz. Milli iktisadın ve milli paranın gösterdiği kudret ve istikrar, alınan tedbirlerin isabetine kanaat verecek mahiyettedir. Bütçenin vaziyeti, tahminlerin gelecek yıl tahakkuk edebileceğine kuvvetli umut vermektedir. Herhalde muazeneli bir bütçenin temini gelecek yıla düşen kaygılarımızın yine esası kalacaktır. Aziz arkadaşlar, demir yolu programının tatbikine
devam edeceğiz. Ziraat sahasında ıslah müesselerini tamamlayacağız. İhracat mallarımıza hariçte alıcı bulmak ve satışlarımızı genişletmek için her tedbiri arayıp bulmak ehemmiyet verdiğimiz noktadır. Milli ihtiyaç ve menfaatlarımızın mübrem kıldığı sanayi şubelerinin bir an önce tahakkuk ettirilmesine hassasiyetle çalışıyoruz.